Herkese merhabalar. Ben Mansur Çakır. Ben Ercan Caner. Şimdi mükemmel bir seriye başlayacağız. Nasıl serisi? Bu serimiz yaklaşık olarak 10 video olacak ve ilk videomuzda agresif paten üzerine nasıl paten seçilir? Paten çeşitleri nelerdir? Hangi tarzdadır? Frame çeşitleri neler? Hangi frame ile kaymalıyız? Hangi ortamlarda? Tekerlek çeşitleri yine aynı şekilde. Hangi tekerlekleri seçmeliyiz? Bunların hepsine bu videoda cevap bulacaksınız. Konuyu uzatmadan paten çeşitleriyle başlamak istiyorum. Nasıl serimizin ilk videosu. Nasıl paten seçmeliyim? Agresif patenlerde hangi çeşitler var? Bunları yanıtlayacağız. Aslında çok fazla çeşit yok baktığın zaman. 3 çeşit var. 4 mü? 4 de olabilir. Evet, özel yapım patenler de var. 4. çeşit olacak bu da. Klasiklerden başlamak istiyorum. Klasik agresif paten. Sert bot. İçinde bir iç botu var. Onun dışında frame, tekerlek, paten bu kadar aslına bakarsanız. İkinci çeşidimiz olarak soft bot dediğimiz yumuşak bot tarzında patenler var. Yumuşak bot tarzı nedir? İçinde çok kısa bir iskelet var. Geri kalanı yumuşak malzeme. Yani nispeten yumuşak. İşte deri, içinde başka türlü sünger dolgular var. Ama diğer patenler gibi sert kabuk değil. Bunların da iki çeşitleri var. Birincisi iç botu değişmeyenler. Bu elimde görmüş olduğunuz trigger skate de aynı şekilde. İç botu sabit veya şöyle bir Frankie Morales göstereyim. Bu Frankie Morales'in de aynı şekilde iç botu sabit. UST karbon. Bunlar karbon patenler. Birazdan ona da değineceğim. İç bot sabit olduğu için iç botu değişmiyor. İç bot değişmediği için de avantajları ve dezavantajları var. Bunlardan da bahsedeceğim. Üçüncü serimiz aslında ayakkabıyla ya da kendi botuyla giyilebilir patenler. Şuraya bir yere bırakayım ben onu. Shadow Skate var şu anda sadece bu kategoride. Onun da kendi özel botu var ya da siz istediğiniz bir ayakkabıyla, uyan bir ayakkabıyla giyebiliyorsunuz. Ayakkabıyla giyilir agresif patenler oluyor. Bir de dördüncü çeşit var. Dördüncü çeşit de nedir? Dördüncü çeşit custom yapım patenler. Yani ayağınızın numarasına göre, ayağınızın şekline göre özel yapım patenler var. Bu konuda ben sözü Ercan Caner'e bırakıyorum. Neden? Çünkü Ercan bu pateni şu anda Türkiye'de tek yapan mucidi diyeyim aslında yani. Buyur Ercan. Evet. Merhaba herkese. Öncelikle biz Mansur'la çok eskiden tanışıyoruz. Beraber yıllardır kayıyoruz. Böyle bir şeye giriştik. Karbon fiber, kabuk, süet deri, nubuk deri dışında kullanıyoruz. Yani şimdi benim ayaklarım taraklı, yıllarca buz pateniyle uğraştım. Ayaklarımın şekli biraz bozuk. O yüzden her pateni giyemedim. Yıllarca Xiado ile kaydım. Ben de kapalı patenle kaymak istedim hep. İçimde kaldı, kayamadım. Bir türlü olmadı. O yüzden böyle bir şeye kalkıştım. Şu an bu görmüş olduğunuz paten ilk yaptığım prototip paten. Şu an ben bununla kendim kayıyorum. 1 kilo civarında tutuyoruz botu. Frame hariç, plate, bot dahil 1 kilo civarı ağırlığı. Ayağınıza göre olması müthiş avantaj rahatlık konusunda. Ve istediğiniz renk, tasarım vesaire yapabiliyoruz. Kısmetse bunu da Ağustos gibi hayata geçireceğiz. Atlas Skates. Evet, Atlas karbon fiber skates olarak geçirmeyi planlıyoruz bakalım. İlk pro modeli de sanırım bana çıkacakmış, evet, öyle diyorlar. Evet, evet. MC olarak ilk pro modeli Mansur'a çıkaracağız bakalım. Allah, teşekkür ediyorum Ercan bu bilgiler için. Evet, şimdi birazcık daha konunun detaylarına inmek istiyorum. Sert patenden başlayalım konu detayları olarak. Şimdi arkadaşlar, bildiğin üzere patenler ya da bilmediğin üzere bilmiyorum, kalıp olarak yapılıyor. Yani 43-44, işte 45-46 ya da 41-42 sert botun kalıbı 2 ya da 3 numaradan oluşuyor. İçindeki liner dediğimiz, iç bot dediğimiz şey değişiyor. Yani 43 ve 44 aslında aynı paten. Mesela sıvı için konuşursak. UST ne yaptı mesela? Çift numaralı linerlar yapmaya başladı. Ön tarafları esnek. Bunun orijinal botu da öyle. Ki ben çok fazla sevmedim. Onlar da 43 ve 44'ü direkt aynı paten olarak artık satmaya başladı. Ayrı ayrı liner üretmemeye başladı. Yani bunlar sert botların dezavantajı bir yerde, bir yerde avantajı. Çünkü bazı ayaklar işte 43,5 olabiliyor. 44 alırsın sıkar, 43 alırsın bol gelir. Yani bu tarz şeylerde farklı linerlarla, tabanlarla destekleyerek ayağınıza böyle mükemmel uymasını sağlayabilirsiniz. Sert botlar aşınmaya karşı yumuşak botlara göre çok daha fazla dayanıklı. Çünkü plastik, yani baktığınız zaman. Yumuşak botları örnek ele alacak olursak, yumuşak botlar dediğim gibi sert kısmı çok az. Ki bu da karbon bir paten. Arkalarında özellikle açık bırakmışlar. Ben karbonum diye bağırsın diye.
Bu yumuşak bir paten. Üstteki doku deri nubuk tarzı bir şey. Bu da yumuşak artı bez. Bunlar da düşmeler, sürtmelerde gerçek anlamda zarar görebiliyor. Birazcık daha dikkatli kaymak gerekir ama tarz olarak mükemmel duruyor. Ona hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Sert düşüşlerde ayağınız birazcık daha az acır diğerlerine göre. Eğer ayağınızın çarpmamanız gereken yerlerini çarparsanız. Yani burun kısmı olsun, yan kısmı olsun. Çünkü direkt olarak yumuşak bir botla ayağınıza temas etmeyecek. Plastiğe, plastiğin içindeki bota, içindeki bottan ayağınıza gelecek. Hani darbe emicilik, koruyuculuk kısmında çok daha elverişli. Özellikle rampada kayanlar sert bot tercih ediyor. Çünkü sürtünmeler de çok fazla oluyor. Evet. Sürtünmeler aşınmaya sebep oluyor. Evet. Aşınmalar plastikte normal deriye göre ya da diğer malzemelere göre çok daha dayanıklı. Sert botların içinde bir tane şey olur, liner olur. Yani iç bot dediğimiz liner vardır. Liner'ın alt kısmında çok ince bir tabanlık var. Vidalarla liner'ın arasına koyduğumuz bir katman. Bunun sebebi de vidalar liner'a zarar verip parçalamasın diye. Onun altında da darbe emici şok tabanımız oluyor. Genelde sert botlar bununla oluşuyor. Şok tabanın avantajları tabii ki de şokları emmesi, topuğunu rahatlatması, atlamalar yapanlar özellikle bir tane daha fazla şok koyabiliyor. Yani dezavantajı ne? Patenin topuk kısmı birazcık daha yükseliyor. Bu da ne oluyor? Size daha böyle öne hamle yapar gibi durmanızı sağlıyor. Biraz hızınızı yavaşlatabiliyor bu. Alıştıktan sonra bence mükemmel bir şey. Yumuşak bota örnek olarak Türkiye'de şu anda bir tek bu var galiba. En yumuşak. Trigger Skate olarak. Old school bir tasarım var bu pateninde. Bot shell kısmı diyeyim. Patenin bot kalıp kısmı ince. Yani inceden kastım şu. Yükseklik olarak burun hizasının yarısına kadar geliyor. Ayağınız dışarı taşmasın diye. Yan taraflarında desteği öyle. Bileğe doğru birazcık yükseliyor. Bilekten sonra zaten normal bilek bağlantısı var. Patenin içindeki sert kalıp bu kadar. Bunlar karbon fiber ya da plastik enjeksiyon olabiliyor. Bu elimdeki plastik enjeksiyon bir paten. Onun kalan kısmında mukavemeti yüksek deriyle yapmışlar. Yani bu normal bir kumaş değil zaten. Düşmelere karşı yine dayanıklı. Plastik kadar dayanıklı değil. İç kısmında yine evafoam süngerlerle ya da işte farklı materyallerle döşeyip ayağınızın rahat bir şekilde kavramasını sağlıyor. Soft botun avantajlarından birisi de bu. Ayağınızı daha güzel kavruyor. Çünkü siz pateni sıktıkça patenin bütün parçaları, bütün bot kısmı yumuşak olduğu için ayağınızın üzerine kapanmaya başlıyor. Sert botlarda vurmalar çok daha fazla olur soft botlara kadar. O yüzden tercih meselesi. Sokakta kayanlar özellikle soft botları tercih ediyor. Rampada kayanlar çok fazla tercih etmiyorlar. Onlara da gelebiliriz ilerleyen zamanda. Evet. O yüzden şu anda piyasada zaten bulabileceğiniz paten çeşitleri iki tane var diyelim. Soft bot ve hard bot. Kullanım alanları da daha çok park ağırlıklı kayanlar sert botu tercih ediyor. Sokak ağırlıklı kayanlar yumuşak botu tercih ediyorlar. Ha, bu demek değildir ki işte sert botla işte sokakta kayılmaz, işte yumuşak botla parkta kayılmaz. Kesinlikle öyle bir şey değil. Bu tamamen daha stabil, ayağınızı daha güzel sarması, daha fazla destek vermesiyle ilgili bir durum. Şimdi paten çeşitlerini yüzeysel olarak geçtik tabii. Sırada frame çeşitlerimiz var. Frame nedir? Ne işe yarar? Çok kısaca bundan bahsedeyim. Klasik bir frame dizilimi var burada. 90'lardan beri bu frame dizilimi böyle. 4 tane normal boyutta bir teker. Genelde agresiflerde 60 mm'ye kadar tekerlek kullanılıyor. Tabii 64, işte 68 olanlar da var ama 60 mm bu işin standardı gibi bir şey. Hem sokakta hem rampaya uygun. Çok ara güzel bir şey. Ölçü diyelim 60 mm. Normal frame gördüğünüz gibi hem park hem sokak kayanlar için ideal. Fakat ben sokak ağırlıklı kayıyorum diyen, hani abi ben parkta çok kaymıyorum, boruda da çok kaymıyorum. İşte taşta kayıyorum, taşta benim şu ortadaki tekerlerin hepsi değiyor. İşte royal atacağım, ayağım takılıyor, açılıyor gibi söylemler oluyor. Bunu iki şekilde çözebilirsiniz. Birincisi, ki en güzeli, benim en sevdiğim. Kesinlikle. Ercan'ın da bayıldığı kesinlikle. Freestyle frame. Evet. Şimdi freestyle frame ile ben kaç yıl kaydım? 6-7 yıl ben freestyle frame ile kaydım. Ben bildim bileli. Evet, Ercan'ı ben yaklaşık 15 yıl, 16 yıldır tanıyorum. 16 yıldır adam freestyle ile kayıyor. Yani freestyle'in Type M'in şey sorumlusu. Türkiye evet. Bölge sorumlusu gibi evet, bir şey. Evet. Üçüncü bir çeşidimiz olan da anti-rocker. Şimdi bunlar aslında tekerlek setupları. Frame çeşitleri değil ama yani bu frame de anti-rocker takabilirsiniz ama hazır anti-rocker'lı frame'imiz varken ben direkt elime Ogeday sağ olsun. Ogeday'ın Alyan'ından sonra ben o frame'i beğendim yalnız. Paten de ünlü oldu. Ogeday. Ben o frame'i beğendim baba. Hani freestyle'den sonra gözüme tabii, en yatkın gelen bu da oldu. Yine Kaiser'in neydi bu? Slimline frame'i. Bu da anti-rocker bir setup tercih etmiş. Anti-rocker'ın avantajları ne? Anti-rocker'da
taşta kayarken tekerlek ısırması diyorlar. Bir anda tekeriniz takılıp grindi yarıda kesiyor. Atıyor seni. Takılıp ya curb'den atıyor sizi ya düşüyorsunuz. Onlar olmasın diye anti-rocker ya da freestyle frame tercih edilebilir. Dediğim gibi bu avantajları var, dezavantajları var. Şimdi dezavantajlarına gelelim. Şimdi freestyle frame'in dezavantajı ne? Birincisi ortada tekerlek olmadığı için işte rampa köşelerinden inerken tekerlek olmadığı için direkt buna takılıyorsunuz. Garç diye bir ses yapıyor. Ya da merdivenden inerken atıyorum hareketten çıktınız. Merdivenden ineceksiniz ya da kaldırımdan. Garç diye burası takılıyor. Hani o en büyük dezavantajı. İkinci dezavantajı da şu. Oyuk kısmı yani groove dediğimiz kısım o kadar geniş ki bazen grind atarken tutturamadığınız zaman pateniniz böyle boruda ya da taşta böyle oynuyor. Evet. Ama yani, tutturduğunuz zaman. Tutturduğunuz zaman güzel. Belli bir süre kaymanız lazım erimesi için. Ama eriyene kadar bu gezme olaylarını çok fazla yaşayabilirsiniz. Anti-rocker'da bu birazcık daha az. Neden? Çünkü sizi destekleyen tekerlekleriniz var. Bazı markalarda yine Trigger'den örnek vereceğim. Aynen. Anti-rocker gibi bilmiyorum görünüyor mu ama tekerlek gibi çıkıntılar yapmışlar yukarı doğru. Yani sanki burada anti-rocker varmış gibi ama plastik kullanmışlar. Sanki... Frame'e sabit, frame'le bütünleşik. Bunun avantajı ne? Ses yapmıyor. Ses yapmadığı için bunlar da tercih edebiliyor. Anti-rocker'a geri dönelim. Anti-rocker ufak o rampa köşelerini, merdiven kenarlarını birazcık daha absorbe edebilir. Tekerlek olduğu için. Bazıları dönüyor, bu fazla sıkmış, az dönüyor. Rulmanlı modelleri de var. Ama anti-rocker'larda ses yapıyor. Garç kuruç garç kayarken sanki patenin bir vidası gevşemiş, bir şey olmuş aynen gibi ses yapmaya başlıyor anti-rocker'lar. Gelelim flat setup'a. Şimdi flat setup benim çok fazla kaydım değil. Bir Rashard'ım vardı Aeon, onunla kaymıştım. Bir de şimdi bunları aldık, bunlarla kayıyorum. Flat setup'ın avantajları ve dezavantajlarını söyleyeyim ben size. Avantajı gerçekten hızlı. Yani rampada mükemmel, yolda mükemmel, hız alırken mükemmel. Ama birazcık ağırlaştırıyor, bu dezavantajına giriyor. Dezavantajlarından ikincisi ise ortada tekerlekler olduğu için bu tekerlek ısırması ya da takılması dediğimiz olay çok fazla gerçekleştiriyor. Yani bir hareketi atarken mükemmel atman lazım. Yani atıyorum royal atacaksın, mükemmel işte açıyor, sol grind atacaksın. Yani ayağın bu açıda olacak, şu açıda olursa tekerlekler çok takılıyor. Lazım abi bu sefer sen aynen takılıp düşmeye başlıyorsun. O da kötü. O yüzden açın mükemmel olmalı. Yani aslında 8 tekerlek seni mükemmel kaymaya zorlayan bir setup. Yani hareketi hakkıyla atman baktığında lazım. Baktığında evet. Yani Royale'i atıyorum. Royale'i sen böyle takarsan 8'de atamazsın. Böyle takman lazım ki 8 tekerlekle güzel atabilesin diye. Hani ağırlık dezavantajı dedim. İşte maliyeti de dezavantaj maalesef. Şu anda tekerlekler ortalama 400-450 lira bir 4 tekerlek set. 2 tekerlek set yapsanız neredeyse 1000 lira tekerlek parası vereceksiniz. Artı çoğu frame'de, hepsini demiyorum ama çoğu frame'de 8 teker kaymayı desteklemiyor. 8 teker evet kaymayı destekleyen frame'leri seçerseniz işte Kaiser'in Flute 4 var, Flute 5 var, işte Slimline'ı var ya da işte Grand Control'un yeni 60'ları çıktı alüminyum. Evet. Bir sürü frame çıkıyor çok yani baktığınız ya zaman. İnanılmaz yani. Featherlight mesela Grand Control'un Featherlight frame'ine kesinlikle 8 teker sığmıyor. Aşırı uzun bir video oluyor bu arada. Evet, olsun ya. Yani eğer çok kafanız onları takmak istemiyorsanız custom paten siparişi vererek ayağınıza göre bir paten en güzel patendir. Frame'lerden bahsettik, genel olarak botlardan bahsettik. Başka? Plate'lerden bahsettik. Tekerleklerden bahsetmedik bu arada. Evet. Şimdi tekerleklerden bahsetmek istiyorum. Çok genel bir bilgi vereceğim tekerlekler hakkında. Pis pis pis. Selam. Arkadaşlar, tekerleklerin genelde yan kısımlarında iki tane numara olur. Bu numaraların birisi tekerlek çapıdır, milimetre cinsinden. İkisi tekerleğin sertlik derecesidir. Yani hamurunun yumuşaklığı diyelim. Hı-hı. Bu poliüreten bu tekerlekler değil mi? Hı-hı. Bu tekerlekler arkadaşlar sertlik derecelerine göre değişiyor. Şimdi bu sertlik ne işimize yarayacak? Ne kadar sert olursa yeri tutuşu o kadar az oluyor. Yani anti-rocker'da bugün 101A, 105A kullanılırken normal tekerleklerin genel standardı 88A'dır. Kimisi işte 90A, 92A kullanır. Ama hem parkta kayayım, hem sokakta kayayım, hani rampayı da güzel tutsun, işte yeri de güzel tutsun diyenler 88 tercih ediyorlar. Ben genelde 90A kullanıyorum 90, ama 90A rampada maalesef çok manevra yaparken sizi kaydırabiliyor. Evet. Ama taşta da taşı daha az tuttuğu için grind atarken daha rahat kayıyor. Yani onun arasını birazcık deneyerek bulacaksınız tekerlekleri. Bir de anti-rocker'larımız var tabii. Anti-rocker'larda kaç çeşit var? 2 çeşit var bildiğim kadarıyla. Birincisi direkt aynen plastik, aynen, rulmansız,
direkt frame'e takılan anti-rocker'lar. İkincisi de Gavs'ın çıkardığını örnek alabilirsek. İçine rulman takılan, normal anti-rocker plastiğine göre birazcık daha yumuşak olan, işte 101A olması lazım onun da sertliği. Bu tarz anti-rocker'lardır. O tabii ki de kayış tarzınıza göre seçiyorsunuz bunları. Bütçenize göre aynı zamanda. Genelde birçok anti-rocker setup'lı frame'in anti-rocker'ları üzerinde geliyor. Adı üstünde anti-rocker setup zaten. Allah trollcüler. Rica ederim. Hoşçakalın. Evet, çocuk parkının yanında olduğu için skatepark normal. Anti-rocker'lar demiştik. Onun dışında sanırım başka yok. Değil mi? Yok yani. Başka, şu anda değinebileceğimiz başka bir şey yok. Yani. Özet olarak toparlamak gerekirse nasıl paten seçilir? Arkadaşlar, en güzel paten ayağınıza tam oturan patendir. Kesinlikle. Bunları maalesef okuyarak, hani istediğiniz kadar okuyun yani, bilgi edin ama öyle tutturamıyorsunuz. Birazcık denemeniz lazım. Şimdi piyasada gezen birkaç tane yalan bilgi var. Bunların birincisi ne biliyor musunuz? Ayağınızdan bir numara büyük paten alın. Hayır. Seneye de mi giyeceğiz? Hani bu, eğer 11-12 yaşında değilseniz, ayağınız her sene büyümüyorsa, ayağınızdan bir numara büyük paten almanın hiçbir anlamı yok. Yani bu size ne kaybettirir? Kayış performansınız düşer, sakatlanma riskiniz artar, iç botunuz daha çabuk yıpranır. Stiliniz oturmaz. Oturmaz yani, kötü kayarsınız baktığınız zaman. O yüzden ayağınızın numarası neyse ona göre paten almak zorundasınız. Yani bir numara büyük alayım, bir numara küçük alayım vesaire, bunlar çok yanlış bilgilerdir. Keza bazı patenlerde kendi üretim kalıplarından dolayı dar ya da geniş olabiliyor. Bu patenler için de zaten üretici özellikle söylüyor. Santimetre size chartları var. Bunlara en güzel örnek mesela Fifth Element'i verebiliriz. Evet. Şimdi Fifth Element yeni çıkan bir paten. Daha doğrusu 90'larda çıktı ama yeni güncellendi. UFS tarzında, işte Yuto Goto olsun, Nils Janssen olsun. Şimdi bu arkadaşlar da Fifth Element'lerle kaymaya başladı. Onların çok enteresandır. Mesela 43 numarası 43, 44 ve 45 numarayı tekabül ediyor. Yani aslında çok büyük bir paten. Ya ayağınız 43 diye onu 43'ünü alırsanız çok büyük hata etmiş olursunuz. Onun 42 numarasını almanız lazım. Zaten Rossus da bu konuda bilgilendiriyor. M12'lerle beraber bir size chart'ı var. O size chart'a göre santim ayağınızın topuktan parmak ucuna kadar ölçüyorsunuz. O santime göre sipariş veriyorsunuz. Doğru olan bu. Onun dışında aslında değinmediğimiz birçok konu var. Çok yüzeysel geçtik. Bunun sebebi de şu. Herkesin kafasında binlerce farklı soru dönüyor. Tabii ki. O yüzden ne yapacağız? Kafanızdaki bütün soruları aşağıya, şuraya. yok videonun aşağısına, yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bu soruları değerlendireceğiz. Bu sorulara cevap niteliğinde içerik hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar, aşırı bir teknik bilgiye boğdum. O yüzden baştan açıp bir daha izleyin. bir daha izleyin. Yani ben daha hani? Kafalar yandı. Gerçekten kafalar yandı. Dolu bir video oldu. Yani biraz fazla dolu bir video oldu. Çok olsun, aşırı bir teknik yararlı video oldu. Yani bilmeyen arkadaşlar için. Tabii bilmeyenler yararlı. İçin güzel, bilenler için de, ki hani yanlış bildiğimiz doğrular vardır ya. Evet. Aslında onlara da birazcık ışık tutan bir video olacak bu. Neyse, şimdilik bu videoyu kapatalım. Çünkü yani devam edersek zaten başka seri yapmamıza gerek kalmayacak. Buradan kaymaya evet, geçeceğiz. Buradan gideceğiz. Böyle böyle tek videoda biz bütün böyle 10 video, 20 videoluk serimizi bitirmiş evet. olacağız. Gerek yok. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı, eşe, dosta, akrabaya, çoluğa, çocuğa alıp eline telefonu gerekirse abi abone ol, abone ol demeyi unutmayın. Unutmayın. Yapın. Yorumlarda da patenle ilgili, özellikle agresif patenle ilgili merak ettiğiniz soruları yorumlara yazın. Bir dahaki videolarımızda biz bunu kullanalım. Bu sorularla evet. hatta bazı videolarımızda soru cevap bile yapabiliriz. Evet. O yüzden şimdi ben bu videoyu burada kesiyorum. Artık kapatabiliriz bu videomuzu. Çünkü kesinlikle. Çok uzadı zaten. Evet. Bir saatlik videomuz oldu. Evet. Evet. Yani görüşmek üzere diyorum. Ben de görüşmek üzere diyorum. Kayın sağlıcakla. Evet. Patenle kayın. Kanalımıza abone olmuştunuz değil mi? Olun. tamam şaka yapıyorum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hoşça kalın. Teşekkürler.